Herkese merhaba, ben Avastan Mike. Amazon programında KDV hizmetlerinin sona ermesiyle ilgili dün düzenlediğimiz web seminerine katılan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bu web semineri boyunca eşi benzeri görülmemiş sayıda soru aldık ve zamanımızın yetmediği için çok üzgünüz. Zamanımız tükendiği için web semineri sırasında sorduğunuz tüm soruları alıp bugün burada olan küçük bir takip web semineri yapmaya karar verdik. Sadece bu soruları cevaplamak ve temelde sorularınıza bir yanıt aldığınızdan emin olmak için bu yüzden KDV uyum ekibimizden meslektaşım Tinit'in Saratelli'yi davet etmekten mutluluk duyuyorum. Merhaba Tinit'in, bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Merhaba Mike, burada olmak harika, fantastik. Şimdi dün öğleden sonra oturumda cevaplanmayan sorularınızı yanıtlayacağız. O halde başlayalım. İlk sorumuz şu, Amazon KDV'yi toplarsa neden ödemem gereken bir miktar var? Evet, eğer bir satıcı pazar yeri tahsilatı için uygunsa, Amazon herhangi bir B2C tedarikinde varsayılan tedarikçi olacak ve bu nedenle bu satışlardaki KDV'yi toplama ve ödeme sorumluluğu Amazon'a ait olacaktır. Ancak alıcı Amazon'a bir KDV numarası girdiğinde satış artık B2C yerine B2B olarak kabul edilir ve KDV toplama sorumluluğu satıcıya geri döner. Bu işlemlerde KDV tahsil edilirse KDV beyannamenizde bir yükümlülük oluşturacaktır. Bu kesinlikle mükemmel. Çok teşekkür ederim. Gelen bir sonraki soru ise Amazon KDV'yi topluyorsa neden KDV beyannamesi vermem gerekiyor? Evet, bu harika bir soru ve birçok müşterimizden aldığımız yaygın bir soru. Genel kural, bir işletme mal bulundurduğunda bir KDV numarasına sahip olması gerektiğidir. Amazon'un KDV'yi topladığı tüm satışlar KDV beyannamesinde bir pazar yeri satışı olarak bildirilmelidir. Bu, satıcının yargı yetkisine tam uyum içinde olmasını sağlamak içindir. Ayrıca bir satıcının KDV beyannamesi aracılığıyla bildirilmesi gereken bir tedarik için KDV ödemekle yükümlü olabileceği durumlar da vardır. Kesinlikle. Harika. Teşekkür ederim. Bu çok özlüydü. Sıradaki soru, bu mal maliyeti ile ilgili. Peki neden mal maliyeti raporuma ihtiyacınız var? Evet, PANAB sistemini kullanan herhangi bir satıcı AB içi hareketleri raporlamak için mal maliyetlerini sağlamalıdır. Amazon, AB üye devletleri arasında taşınan varlıklarla ilgili veriler sağlar ve bu varlıkların maliyetini referans almak ve AB'de raporlama amaçları için gerekli değerleri üretmek için bu maliyete ihtiyaç duyarız. Ayrıca mal maliyetlerinin aylık olarak güncellenmesi gerekmektedir. Tamam ve sanırım bu sadece portala yükleniyor. Doğru. Tamam, bu kesinlikle mükemmel. Harika. Peki hangi ülkeye ithalat yapmalıyım? Bu Avrupa'ya mal ithal ederken geçerli sanırım. Evet, bu durumda. Avrupa ve Birleşik Krallık da dahildir. Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere ithalat yaparak ithalat KDV'sini doğrudan ödeme, işlemini önleyen planlardan yararlanabilirsiniz. Bu, daha iyi bir nakit akışı süreci sağlar. Buna karşılık, Almanya gibi ülkeler böyle bir plan sunmuyor ancak ödenmesi gereken herhangi bir iade, vergi dairesi tarafından ortalama, 6 ila 8 hafta içinde geri ödeniyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelere ithalat yapmayı mutlaka önermiyoruz çünkü KDV iadesi İspanya'da yıllık beyannamede yer aldığı için önemli ölçüde daha uzun sürebilir. İtalya için ise iadeler ortalama 3 ila 5 yıl sürebilir. Vay, 3 ila 5 yıl, bu çılgınca. Evet. Ve aslında sohbet bölümünde bırakılan sorulardan biri İtalyan ithalat KDV beyannamesiyle ilgiliydi. Yani evet, İtalya için ithalat KDV iadesi almak istiyorsanız size bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşmak için hemen Avask ile iletişime geçmenizi öneririm. Tamam. Sıradaki sorumuz, ithalat KDV'sini geri almak için hangi belgelere ihtiyacınız var? Evet, yine harika bir soru. Birleşik Krallık'ta ithalat KDV'sini geri almak için Avask'ın HMRC tarafından aylık olarak verilen C79 sertifikalarınızı indirebilmesi için gümrük beyan hizmetinize erişimi olması gerekiyor. Sanırım gelecek ayın 7'si civarında. Hesabınıza giriş yaparken herhangi bir sorun yaşarsanız sizi bilgilendireceğiz ve ilgili kişiyle iletişime geçeceğiz. Diğer tüm ülkeler için giriş ülkesinin sınırında verilen resmi ithalat giriş belgesini talep ediyoruz. Bunlar genellikle AB'de tek idari belgeler olarak adlandırılır.
ve gönderiyi gümrükten geçiren gümrük komisyoncusundan temin edilebilir. Avast gümrük ve Katar müşterileri için bu bilgilere dahili olarak erişebileceğiz ve bu nedenle bu bilgileri sizden talep etmeyeceğiz. Tamam, çok teşekkürler Tinit'in. Harika. Sıradaki sorumuz şu: daha az ithalat KDV'si nasıl ödeyebilirim? Evet, ithalat KDV iadesi birçok ülkede uzun sürebilir. Bu da nakit akışı kısıtlamalarına ve genellikle uzun süren denetimlere neden olur. Bu durumu önlemek için daha önce bahsedildiği gibi Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler ithalat KDV ödemelerini KDV beyannamesinin sunulma zamanına ertelemek için bir sistem getirmiştir. Bu, doğrudan yargı alanına ithalat yaparken gereken tüm ödemeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu konuda dolaylı vergi danışmanınızla konuşun veya ilgili ekiple iletişime geçin. Size daha fazla yardımcı olacaklardır. Bu harika gibi görünüyor, bu KDV'yi ödemeniz, geri almanız ve tekrar ödemeniz anlamına geliyor. Evet, nakit akışı için çok daha iyi. Ya ödeyin, ödeyin, geri alın. Tamam, harika. Tamam, sıradaki sorumuz bankacılıkla ilgili. Bankam diğer para birimlerinde ödeme yapmama izin vermiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Evet, çevrimiçi bir döviz hesabı, döviz kurlarını optimize ettiği ve transfer ücretlerini düşürdüğü için herhangi bir uluslararası KDV ödemesi yapmak için en iyi yoldur. Kesinlikle. Ve bu konuda çalışacak bir ortak bulmak için yardıma ihtiyacınız olursa Avast World First ile çalışıyor. Onlar çok çok güvenilir bir şirket ve birçok durumda onlarla çok yakın çalışıyoruz. Bu konuda bir tanıtıma ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin. Tamam. Sıradaki sorumuz Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile ilgili. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde satış yapmıyorsam neden orada borcum var? Evet, yine bu oldukça fazla müşterimizden aldığımız yaygın bir sorudur. Amazon Pan AB sistemi, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ni. Amazon mağazası olmamasına rağmen yerine getirme ülkeleri olarak içerir. Bu ülkelerin Almanya'ya göre taktiksel konumlanması, Almanya'daki Amazon mağazasında Alman müşterilere gönderilen siparişler için daha ucuz depolama imkanı sağlar. Orada depolama imkanı sağlamak, bu platformlardaki Amazon sipariş karşılama ücretlerini azaltır. Polonya veya Çek Cumhuriyeti'ndeki müşterilere diğer Amazon platformları aracılığıyla yapılan satışlar bu ülkelerden karşılanabilir ve potansiyel olarak KDV yükümlülüğüne yol açabilir. Kesinlikle. Ve eğer bir ülkede mal depoluyorsanız KDV numaranızın olması gerekiyor. Aynen öyle. Harika. Şimdi bu çok net. Teşekkür ederim. Gelen bir sonraki sorumuz, bir VASK ile devam edip etmeme kararı verirken KDV beyannameleri ile ilgili olarak doğrudan temsilci ile konuşma seçeneğine sahip olmamızın önemli olduğudur. Bu hizmet mevcut mu ve nasıl düzenleyebilirim? Evet, kesinlikle KDV uzmanlarımızla doğrudan iletişim premium hizmet modelimiz aracılığıyla mevcuttur. Web sitemiz üzerinden iletişime geçerek benim gibi temsilcilerimizden biriyle bir danışma randevusu ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle, bu mükemmel. Ve bir sonraki soru, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu olan bizim gibi işletmeler için Almanya gibi veya AB'de faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde mali temsilciye ihtiyacımız var mı? Evet, ABD şirketleri KDV kaydı yaptırdıkları ülkelerde genellikle mali temsilcilik gerektirir. Almanya bunlardan biri değil. Ancak Fransa, İtalya ve İspanya gibi mali temsilciliğe sahip olmanız gereken ülkeler var. Mali temsil gerekliliği yine her ülkenin özel düzenlemelerine bağlıdır. Bu Avarsk hizmetleri kapsamında yer almakta olup self-service ve premium hizmetler paketine dahildir. Kesinlikle, evet. Ve kendi kendine hizmet için ülke başına aylık ek 15 euro ücret vardır. Yani diyelim ki Fransa, İtalya ve İspanya'da beyanname verecekseniz bu mali temsilcilikler için aylık ek 45 euro olacaktır. Tamam, mükemmel. Teşekkürler Tinit'in satın alma faturalarının gönderilmesiyle ilgili olarak bu dosyaları doğrudan nereye yükleyebilirim? Yoksa Excel dosyalarını mı tamamlamam gerekecek? Evet, kendi kendine hizmet modelimizde. Satın alma faturalarını çok basitleştirilmiş bir Excel formatı aracılığıyla doğrudan platformumuza yükleyeceksiniz. Biliyorum ki birçok müşterimiz eski Amazon ek dosyasını kullanıyor. Hepinize bildirmek isterim ki bu dosyayı tamamlamak ve portala yüklemek sizin için çok daha basit olacak. Kesinlikle, masa üstünüzden sürükleyerek yapılabiliyor. Mükemmel, kulağa hoş ve kolay geliyor. Çok teşekkür ederim Jonathan. O halde bana söyle, bir sonraki soru şu: Amazon dışındaki kanallardan yapılan satışlar için KDV nasıl beyan edilecek?
KDV beyannamesi, Amazon'da olduğu gibi Excel elektronik tabloları mı kullanacak yoksa başka bir süreç mi olacak? Evet, yukarıda bahsedilen satın alma faturalarına çok benzer. Yani Shopify veya eBay gibi Amazon dışı satışlar için bu satışları yine çok basit bir Excel şablonu aracılığıyla portalımıza yükleme imkanınız olacak ve bu şablon sistemimiz üzerinden erişilebilir olacak. Tamam, bugün zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Tennyson. Bu harika uyumla ilgili sorular hakkında sizinle konuşmak gerçekten harikaydı. Mükemmel. Ağırladığınız teşekkür ederim. Hiçbir sorun yok. Eğer ek sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Amazon'daki KDV hizmetleri programı sona eriyor ve 31 Ekim'den itibaren 3 adımlı süreci tamamlayan tüm müşterileri devralıyoruz. Bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa veya herhangi bir tavsiye ya da destek gerekiyorsa lütfen www.avask.com adresindeki web sitemize göz atın. O web sitesinin üst kısmında büyük, yanıp sönen bir kayan afiş var. Buna tıklayabileceksiniz ve bu Amazon'daki KDV hizmetlerinden doğrudan Avast'a geçiş yapabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlayacaktır. Yani dediğim gibi bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim ve geçen hafta web seminerimize katıldığınız için teşekkür ederim. Gelecek salı günü bir başka web seminerimiz var. Bu yüzden reklamı yapıldığında e-postalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Tinitin ve ben çok teşekkür ederiz ve güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Teşekkürler.